Evet arkadaşlar, üçüncü testteyiz. Üçüncü testin birinci sorusunun çözümüyle olaya startı verelim. Yukarıdakilerden hangileri insanların çevreye yönelik olumlu etkilerini örnek olarak gösterilebilir? Yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3. Ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Tabii ki. Nüfusu kontrol altına almak. Tabii ki. Bilinçlendirme çalışmaları yapmak ki bunu eğitimde de bağdaştırabilirsiniz. Bilinçlendirmeyi insanların eğitimine yönelik düşünebilirsiniz. Eğitimle birlikte bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir ve çevreye yönelik olumlu etkiden bahsedebiliriz. Yukarıda verilen kirleticilerden hangileri yapay kirleticilere örnek olarak gösterilebilir? Gemiler 1, tren 2, arabalar 3. Arkadaşlar bunların hepsi yapay kirletici olarak ön plandadır diyebiliriz ki gördüğünüz gibi 3. testin de ilk 2 sorusunu direkt çevreyle alakalı olarak yazdık. 3. sorudayız. Su molekülü canlılarca gerçekleştirilebilen olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sırasında tüketilir? Arkadaşlar fotosentez olayında karbondioksitle birlikte su tüketimi vardır. Organik polimer maddelerin yıkımı hidrolizdir. Mesela örnek verelim. Proteini alalım. Suyla birlikte ne yapalım? Amino asitlere kadar parçalayabiliriz. Ancak protein sentezinde amino asiti tüketiyorsunuz. Proteini üretiyorsunuz. Ve açığa neyi çıkartıyorsunuz? Suyu çıkartıyorsunuz. Suyu tüketmiyorsunuz burada. O zaman suyun tüketildiği olaylar birinci ve ikinci olaylardır. 4. sorudayız. Yukarıda verilen canlılardan hangileri ülkemize ait endemik türlerdendir ki endemik tür neydi? Bir ülkeye özgü olan tür. Van kedisi bize özgüdür. Kaz Dağı göknarı bize özgüdür. Ankara kedisi bize özgüdür. Denizli horozu o da bize özgüdür arkadaşlar. O halde cevabımız hepsi oluyor. Yukarıda verilen hücresel yapılardan hangisi tüm ototrofların hücresinde bulunmaktadır? Kloroplast, hücre duvarı, çekirdek hücre zarı, klorofil. Arkadaşlar bütün üreticiler deyince aklınıza bir tek fotosentetik canlılar gelmeyecek, kemosentetik canlılar da gelecek. Fotosentetik ve kemosentetik canlılar düşündüğünüz zaman çok geniş kapsamlı birçok prokaryot ve ökaryotu düşüneceksiniz. Zaten kemosentez yapan hiçbir ökaryot yoktur. Sadece bazı prokaryotlar yapar. Fotosentez yapan prokaryot da vardır, ökaryot da vardır. Dolayısıyla hepsinde kloroplast vardır diyemem. Çünkü prokaryotların kloroplastı ribozom dışında organelleri olmadığı için alamam. Çekirdekleri zaten yok. Fakat hücre zarı bütün canlı hücrelerde vardır. Klorofil kemosentez yapanlarda kesinlikle yoktur. Hücre duvarı mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Öglena fotosentez yapıyor üretici grup. Hücre duvarı yok. Dolayısıyla işi bozuyor. Buradaki ortak olarak bulunan yapı hücre zarıdır diyeceksiniz. Azot döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz. Bakalım. Baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium bakterileri havanın serbest azotunu bağlayarak bitkilere verir. Doğru. Nitrifikasyon bakterileri nitratı serbest azota dönüştürür. Arkadaşlar nitrifikasyon bakterileri nitratı serbest azota dönüştürmez. Bu denitrifikasyon bakterileri olarak geçer. Burada nitrifikasyon bakterileri saprofitlerin açığa çıkardığı amonyağı önce nitrite sonrasında nitrata çevirecektir. Tamam mı? Budur nitrifikasyon olayı. Ancak nitratın tekrardan atmosfere gaz halinde verilmesi, serbest hale dönüştürülmesi denitrifikasyon olarak geçer. Bu azotun toprağa verilmesi olayında şimşek, yıldırım gibi olaylar ile birlikte A seçeneğindeki baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium bakterilerinin çok net bir şekilde rolü vardır diyeceksiniz. Hayvanların toprakta yer alan saprofitlerce çürütülmesi sonucu amonyak açığa çıkar. Ki bakın burada amonyağın açığa çıkmasını saprofitlerin gerçekleştirdiğini ondan sonra nitrit bakterilerince nitrite nitrat bakterilerince nitrata yani nitrifikasyon olayından bahsettik. Amonyak ve amonyum iyonlarının önce nitrite sonra nitrata dönüşmesi olayına nitrifikasyon dendiğini de
Şimdi söyledim zaten. Onun için yanlış olan seçeneğim Bursa'dır diyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşemez? Arkadaşlar bunu bir önceki testte de söylemiştik. Buzulların erimesinden ötürü denizlerin su seviyesinin arttığını, birçok sahil şeridinin zarar gördüğünü, dünyanın genelinde toprak verimliliğini arttırmadığını, birkaç tane ülkede bu olumlu durum yaratabileceğini, o ülkelerin de sürekli soğuk havalardan ötürü birden küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklığının ortalamasının yükselmesiyle birlikte tarıma başlayabileceğini söylemiştik. İklimlerin değişmesine yol açtığını da söyledik arkadaşlar. Zaten şu anda günümüzde çok net bir şekilde bunun etkisini yaşıyoruz. Evet, 8. sorudayız. Hava kirliliğine durumlarından hangileri yol açar? Fosil yakıt tüketimi, mesela kömür, çevreye karşı duyarsızlık çok net bir şekilde hava kirliliğine yol açabilir. Ki günümüzde de bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Trafiğe çıkan araç miktarındaki artış gayet de hava kirliliğine yol açıyor. Yanıt 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Evet, 9. sorudayız. Saprofit canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, saprofit canlılar prokaryotik de olabilir, ökaryotik de olabilir, tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Madde döngülerinde de rol oynarlar ve organiği inorganik hale çevirirler. Ama tamamı tek hücrelidir diyemezsiniz. Çok hücreli saprofitler var. Örnek verelim, birçok şapkalı mantar saprofittir ve şapkalı mantarlar sen de çok iyi biliyorsun ki çok hücrelidir. 10. sorudayız. Radyoaktif kirlenme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Radyoaktif maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır. Doğru. İnsanlara etkisi çok büyüktür. Gerçekten de çok net bir şekilde bunu söyleyebilirsiniz. Özellikle kanser vakalarının artmasında çok ciddi derecede etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Toprakta meydana gelmesi sonucunda tabii ki bitkilere geçer. Bitkiyle beslenen canlılardaki bunlardan bir grubu da bizleriz tabii ki. Çünkü bizler biliyorsunuz omnivoruz. Yani hem üretici, pardon özür dilerim, hem otçul hem etçil olarak besleniyoruz. Dolayısıyla bitkilere, bitkilerden de bizlere geçiş yapar. Onun için de yanıtımız 1, 2 ve 3'tür diyoruz. 11. sorudayız. Aşağıda bir ekosistemdeki besin ağı şematize edilmiştir. Buna göre bu besin ağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X üretici canlı türüdür. Bakın, X'i Y ve Z yemiş. Z'yi T yemiş, Y'yi V yemiş, T'yi ve V'yi S yemiş. Burada hiçbir canlı türüyle beslenmeyen grup X'tir ve üretici canlı türüdür, ototroftur. Y, Z ve C canlı türleri herbivordur demişiz. Bakalım, otla beslenen Y ve Z herbivordur, evet. Ama otu yiyen, pardon, otçulu yiyen T herbivor grup olamaz, karnivor grup olur ki bu yanlıştır. S canlı türündeki biyolojik birikim, yani atık madde birikimi ve canlı türüne oranla daha azdır. Hayır, S canlı türü besin zincirinin en üstünde yer alan, hepsiyle daha doğrusu en üstünde yer aldığı için biyolojik birikim, yani dokularında biriken zehirli madde birikimi en fazla olan gruptur. Dolayısıyla daha azdır diyemeyiz. Cevabımız çok net, yalnız birdir arkadaşlar. Gelelim 12. sorumuza. Fosil yakıtlar kirliliklerinden hangilerine neden olabilir? Arkadaşlar, kömür, petrol, doğalgaz, suda da, toprakta da, havada da kirliliğe yol açmaktadır. Onun için cevabımız hepsidir diyoruz.